Harav yutudey, hello. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Yapsana girişini. Merhaba Berkler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz efendim? Arkadaşlar bugün çok güzel bir yerdeyiz. Çünkü lümünlerdeyiz. Yazın böyle yeşilin, oksijenin her daim bol olduğu, kışında turuncu ve kahverengilerin eşsiz bir uyum içerisinde olduğu Jonguldak'tayız efendim. Kent ormanı. Kent ormanı, evet. Anlat. Güzel mi buranın? Güzel. Burası zaten benim annemin köyü arkadaşlar. Köyü? Evet, annemlerin buralı. O köy bizim köyümüzdür. Aynı zamanda burası benim bisikleti binmeyi ilk öğrendiğim yer. Evet. Geçen sefer bisikleti getirmiştik arkadaşlar buraya da. Bisikletle Akbel'in hiçbir deneyimi olmamasına rağmen tam bu ormanda bisiklet sürmeyi öğrenmişti. Eşsiz bir deneyime sahip olduğu bu orman hafızalarına bir kayıt olarak işlendi. Nasıl, oksijen kafa yaptı mı? Daha değil de. Daha değil mi? Böyle yeşilden sarı turuncu devam ediyor bak. Mikrofon bilerek takmadık arkadaşlar. Çünkü doğanın sesini hep beraber alalım. Şu dinginlik, şu huzur. Şu sessizlik, aynı zamanda akan bir su sesi. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Bak bir dakika dur. Burası benim kent ormanında en sevdiğim yer. Şuradan merdivenleri vardı. Su sesi çok güzel. Tuvaletim geldi. Hiç onu karıştırma. DNA'nı buldun mu DNA'nı? Madem dedik ormanda yürüyüş yapıyoruz. Sizin neyimiz eksik? Şaka. Yapmayın be. Harbi mi be? Baba sen de mi be? Bir şey diyeceğim, ben bu savaşta yanan olmayayım. Hiç gerek yok. Karambole de gitmeyeyim. Kız çamurlu onlar, çamurlu. Çamurlu lan onlar. Ben araya kaynayacağım gibi geliyor bana ama. Hayır 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 ya. Çocuklar oynamayın çocuklar. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Ya sular gözüme girdi be. Senin çocukluğun burada mı geçtik senin? Evet. Sen büyüdün mü? Burası ilk açıldığında o kadar güzeldi ki. Hala güzel bence. Ya hala zaten kendi doğal güzelliği vardı. Bu yürüyüş yolları çok güzel. Üstü ormanın içinde her böyle yumuşak kahverengi yürüyüş bisiklet yolları falan var ya. Nerede? Üst tarafta tabelalarla yürüyüş yolları ayrı, bisiklet yolları ayrıydı. Parkurlar vardı. Beni hiç götürmedin oraya değil mi? Götürmedim, kalmadı çünkü. Burası böyle bir bakımsızlaştı, sonra belediyeyi verdiler. Belediye zaten hakkından gelemedi buranın. Götür. Şu an doğal güzelliğiyle yani. Olsun, bu yine de güzel. Çok güzel yerler yapmışlardı. Bir şey, kaybolma ihtimalin sıfırdı. Aralıklarla da çok sık tuvaletleri oldu ki bu tarafta da masalar vardı. Ve tabelalar. Kaç metre gittin, ne yaptın, ne kadar yalnız kaldın. Yalnız şu ağaçlara baksan nasıl devrilmiş. O en yaşlı olan ağaç oydu sanırım. Baya baya devrilmiş. Ağacın hikayesi varmış arkadaşlar. Neymiş? Bu orman keşfedildi demeyeyim de artık kim neyle ilgilendiyse. En yaşlı ağaç Zonguldak'taki mi bir şeydi, en yaşlı ağaç diye geçiyordu. Ve haberlere falan çıkmış. Yani çok önceden. Ben o zaman liseye gidiyor muydum hatırlamıyorum yani. Hatta haberlerde şey vardı. Çok büyük oldu, genişte olduğu için. El ele tutuşarak ağacın büyüklüğünü ölçmek için hani el ele tutuşarak görüntü falan almışlardı. Etrafında da oturma yerleri vardı. Gümüşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyün. Benim gibi yapsın. Bir yer biliyorum. Hadi gidelim. Öğreniyor. Yapıyor, arada yapıyor. Arada ama. Çünkü I am here. Ne yapalım? O zaman gidelim. Ne yapıyorsun? Sabah. Ne yapıyorsun? Yapıyorum. Kuymak mı yapıyorsun? Kuymak yapıyorum. Çok yoruldum. Çok mu yoruldun? Denizler. Her gittiğimiz yerde kuymak yapıyoruz. Hele Enes. Enes dedik abla ne olur dedi kuymak yap dedi. Kuymaksız dedi piknik yapamayız dedi. Biz mangaldan önce kuymak yapıyoruz. Mangaldan? Abla dedi vallahi dedi sen çok güzel yapıyorsun dedi. Demiş. Madem dedi pikniğe geldik dedi. Evet, belli demiş. Adam yemek yiyor orada. Acayip demişe benziyor zaten şu an. Tabii tabii. Bekliyor sabırsız da bak bir tek masada Enes oturuyor. Farkında mısın? Çünkü kuymak yemek istiyor. Getiriyorum Enes. Aaaa şöyle alayım. Aşağı kaçalım. Aşağı kaçalım şimdi. Yok şey, çayımı da açayım. Ha, ben de kalkacağım sandım. Üstünü fırlatı. Ay ben bunu böyle taşıyamam. Sıcak yok değil mi ya? Çay sana gelene kadar. Evet kamerada annem. El salla kız.
Bulanık çıktı bir dakika. Ha, el salla. Bugün babaannem Samet'e mandalina veriyor. Yemeyeceğim babaanne diyorum. Yemeyeceğim diyor. Al oğlum al diyor. Ben veriyorum. Fakat ona bir tane veriyorsun da bana niye bir tane veriyorsun? Ona da bir tane verdim sana da. Hayır, bana iki tane vereceksin diyor. Kahve yapıyoruz, anladın mı? Biz kahve kültürünü gösteriyoruz. Evet. Göster bakayım cezveden aldığın telveleri. Soğudu bunlar, yapıştı. Gerçekten olacak mı bunlar, ben hala şüpheliyim. Böyle yapılmıyor mu kahve ya? Cezveden ben ilk defa gördüm. Ama kaynamayı yakın alacaktın. Sever misin köpüklü? Sıcak mı? Sıcak mı? Hadi bakayım. Bir şey diyeceğim, köpürdü yine ha, harbiden alsana. Kahveyi yakıyorsun ama şunu. Biliyorsun değil mi? Bak hala köpük çalıyor. Yapamadım de. Kameralarımıza saldırmadan yapamadım, desene. Gerçekten. Bir bak, ifşalandın. Yapamadım de. Bak böyle hepsi köpüklü oluyor. Köpüklü yapamamış olanlar varsa ondan alıp çalsınlar. Bu mu? Bu. Dağları, tepeleri aşıyoruz arkadaşlar. Trekking'in dibine vuruyoruk. Vallahi dağları, tepeleri aştık ya. Akbel çok ters tarafta kaldı Akbel. Ben kaçıp kendimi kurtarıyorum. Ayılara yem ettim onu. Kaçıyorum dedim ne güzel Akbel'den de. Öğrencisine yakalandım ya. Sağ olsun bir tane öğrencisi gördü. Samet abi ben sizi takip ediyorum dedi. Akbel hocam nerede dedi. Malum eşi öğretmen olunca işte insanın. Öğrencisi de yakalıyor bir yerlerden. Video çekince bir yerlerden flaşlanıyor da. Şimdi işte onu almaya gidiyorum ben. Yakalandık ya. Vallahi tam kaçıyordum. Karımdan kaçıyorum, öğrencisine yakalanıyorum. Öğrencisinden kaçıyorum, başka birine yakalanıyorum. Yakalanıyorum, sizi de videoya koyacağım hadi. Gördüğünüz videoları daha iyisiniz şu an. Vallahi bir baktım Samet abi diyor. Ben de diyorum ki karımı diyorum ayılara yem ettim, kaçıyorum diyorum. Bir baktım kenardan bağırıyor biri. Videoya da koyduk. Hadi çekip sizi bari dedim. Ay, mutlu an ölümsüzleştirdim gerçekten. Kaçamadım. Vallahi ne karımdan kaçabildim ne öğrenciden. Yeter gari. Askerliğimi bırakıyorum. Vallahi ya. Daha başında olsa bulunuyoruz. Buluyoruz valla, bulunuyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Ya biz, ben bilerek çekmek istedim. Anı kalsın diye istedim. Sağ olun, videoya koyuyoruz bunları. Sorun yok. Yok yok. Tamam süper. Ben o zaman kaçıyorum. Hadi gidelim. İnsanı mutlu eden şeyler. O yüzden koymak istedim videoya ya. Ben bayağı iyi, çünkü ilerleyen zamanlarda görüp gülümseyebileceğimiz anılar. Sonuçta hayat bize güzel. Arkadaşlar kuş terası seyir tepesine geldik Zonguldak'tan. Eşsiz bir Zonguldak manzarası. Aşağıda evet, şurada deniz manzara gözüküyor. Kuş tepesi dediğimiz yerde şurası. O da burası. Ya aslında biz bulamadık yolu. Şimdi bir daha işin şeyini söyleyeyim. Bulamadık yani. Yani bayağı bir aşağıda falan, yani şuradan falan gidiliyor. Ya biz bulamayınca baktık burada bir tepe var. Kuş terası işte yani. Evet, öyle bulamadık işte. Yani yolu evet, bulamadık. Biz de o yüzden kuş terası diye işte bu asfalta çıktık. Kuma. Asfalt ve kum. Yani işte kuma. Kum tepesi. Çakıl tepesi. Çakıl tepesi, Samet terası olsun burası. Rab'dan nasıl daha güzel gözüktüğünü bu manzaranı size göstereceğim bizim mahalleden. Mahallemiz manzaralı. Sizin mahalle yukarıki mahalle mi? Aşağıdaki bizim mahalle yukarıki mahalle. Gidiyoruz. Zonguldak'tayız. Prensesler gibi misin baba evinde? Hayır. Asla değil. Şimdi torba yaptım. Kendisi kardeşi olur. 28 yaşında bekar. Yakışıklıdır. Ondan sonra kıyafetlerini paylaşmayı çok sever. Instagram adresi Enes Kerim Kara. Merhaba de kızlar Enes. Merhaba. Öğrenmeye meraklıdır. Salsa, bachata. Kıvrak olmasa da bu işe gönlünü vermiş bir insandır. Omuzlarını oynatabiliyormuş. Karnını doyurur, mangal yapmaktan anlar. Mevlüt Usta ne yapıyor? Yöresel yemek mi yapıyor? Yöresel yemek. Zonguldak'ın yöresel yemeği mi? Zonguldak değil. Bizim evin yöresel yemeği. Köy hayatı. Evet. Ne yapıyor? Gözleme gibi duruyor sanki usta. Ispanaklı gözleme. Allah Allah. Bizim aşçı çıldırdı.
usta fena ya. Usta tam kürekçi çıktı. Tamam. Herkes çalışacak bugün. Herkes. Bugün herkes çalışacak. Ben bir yandan yağlayabilirdim. Nasıl yetişin hepsine yanıyor o zaman. Sen kürek salla bakayım. Allah'ım iyi. En azından kürek salla deyince sallamadı kürek. Anladı ne demek istediğimi. Ya anladım, şöyle yapacağız aslında. Hayır. Evet be. Yağlamacı ustamız bekliyor ustam hadi. Aa, baba senin de küreğin hazır mı ki? Hiç bizim usta bir kere kürek salladı o kadar. İlgilenmiyor, sıfır ilgi. Yok artık. Babam çeviriyor lan. Tamam. Gel abi sıfır çevir. Ben video çekiyorum. Ustam yer aç bakalım. Hiç valla fırın bitmiş. Fırın açılmadan bitmiş. Evet be. Gör kürekçilik gör. Gör. Hey gidi hey. Evet arkadaşlar birazdan kovulabilirim. Çünkü anne burada yufka açıyor. Kızı burada pişiriyor. Baba orada yağlıyor. Yiyecek. Ben burada video çekiyorum. Birazdan kovarlar beni. Sizin köyde yapamıyor mu? Tabii ki canım. Bizim köyde ne? Katmer falan oluyor işte. Neydi onun adı? Gözleme oluyor. Gözlemenin değişik halleri var. Bizim katmer sizin katmeri döver ne ya? Annemi falan mı çağırayım ya? Neyi dememi bekliyorum? E tamam bizimkini yedin mi? Yemedim. Belki bizim köyüne. Belki bizim katmer daha güzel. Köyüne götürmedin ki. Evet. Köyüme hadi gel. Hadi gelin köyümüze gelin dönelim. Bak burada ne söyleyeceksin biliyor musun? Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyüm değildir. Gitip görmedim köy benim köyüm değildir. Ayıp ya. Evet. Sen bizim yağlı ekmeğimizi yedin mi ya? Yemedim. Yedirmedim. Yağlı yedirmedim. Ekmekleri bunların bizim gözleme herhalde. Ha evet siz ona gözleme diyorsunuz evet. İşte bizim gözleme sizin yağlı ekmeğe döver. Gelin aslında tamam. Sizin gözleme bizim yağlı ekmeğe dövsün. Peki bizim yağlı ekmeğimiz annesini çağırırsa ne olacak? Babasını çağırırsa ne olacak? Tırnak pideyi çağırırsa ne olacak? Lavaşı getirirse ne olacak? Onların babası o, ataları o işte. Yağlı ekmek, tırnak ekmek. Oğlum nazar değdi. Göstermeden de. Ustam ne yaptın ustam? Yardım ustam. Ustam yağlanmaz o da. Ustam. Bir daha geliyor oradan. Gel kız mı? Horoz be o. Onlara gidelim de. Anne. Bu horozu buna verin anne. Vallahi. Kafayı sallıyor. Niye kafayı sallıyor ki? Ya bu oğlum. Adı ne? Ay bunun bir adı. Şey yapalım. Oynarbaş koy. Oynarbaş olsun adı. Sana sarılırdım da. Şimdi ben gezmeye gideceğim. Tamam mı? Öyle mi? Sağ ol. Renklerine bak. Renklerine bak şimdi bak. Yeşil kuyruğu da vardı bunun. Babamın kızları. Önce kızlarıma yedir diyor. Burası da babam kızlarına ayrı ev tuttu. Ayrı ev tuttu. Evet, ayrı ev yaptı hatta. Bir de yaptı yani değil mi? Evet. Hmm. Yemliklerimiz. Anladım. Sabah bunları ben vermiştim. Beni Instagram'dan takip edenler vardı. Sonra benim kız kardeşlerim oluyor muhtemelen. Babam çünkü bunları kızlarım diye seviyor. Evet. Bu da bizim oğlan. O zaman benim ne oluyor? Baldızlar mı oluyor benim? Evet bunlar senin baldızlar. Tövbelerim olsun. Baldız baldan tatlı kız mı bunlar? Bu da senin bacanak oluyor. Olur, iyi. Hadi bakalım. Hadi go. Bak bak lavabomuza bak. Çok ay, ilkel. Akıyor mu? Çok ilkel. Helal be. Son daha gelip de yemeden dönülmemesi gerekenler. Ne? Sepetçi olduğunda kırk birisi. Bir tane olsun söyleyeyim, tadına bakalım. İyi tamam, yemekten önce en azından tutar. Ha meşhurmuş burası arkadaşlar, meşhur. Zonguldak'ın meşhur iki tane yemeği var zaten. Meşhur iki yemeği var, o zaman onları da şey yapalım, söyleyip yiyelim. Tamam birisi kırk birisi. Birisi soslu kebap. İyi tamam hadi bak. Thank you.
sen soğuksan cinsin orada sen soğuksan. Ne kadar para çıkıyor? Karabiber, pul biber. Sen bunu yanlış yapmayın, altta şey düşünmüyorum. Karabiberi. Deniyoruz. Dene bakalım. Sıcak şeyler ayarlama bu oğlan. Çıksın bu oğlan. Uyutun sadece. Beğendin mi gerçekten? Ha vardır abi, her yer. Biz de ne zaman çıksa kırpüdes yiyoruz. Ne alak? Geçen de kırpüdes yedik ya maratondan sonra. Aa evet. Kırpüdes yiyoruz o biraz. Evet. Ama burada soslu bu. Ama soslu falan değişik. Zongu daha özgü bir şey. Verdim abi. Sever misin ki de? Seviyorum. Burada pidenin de kebabından soslusu. Ya bugün sosa yani, doyacağız yani. Literatürlere geçti yani. Zonguldak usulü Adana kebap. Bu şey gibi olmuş, Hatay usulü gibi. Hatay usulü döner hani onlar da sosu. Ama sos... o gerçekten Hatay usulü. Ne canım Zonguldak'ın yani Zonguldak'ın zoosu. Memedeler bile bağlı. Zonguldak'ın zoosu. Yani Zonguldak'ın sosu olamaz mı yani? Olur. Ne olur? Ne o da gerçekten Hatay dürümünü Hatay usulü yapıyor. Burada tamam. Adana kebabının Zonguldak usulü. Tabii. Öyle. Evet, Picasso Akbel'e hoş geldiniz efendim. Bugün sen konuşacaksın, biz dinleyeceğiz. Bugün Akbel'in bugün memleketi şu an, Zonguldak'ın zoosundayız. Şu an Zonguldak'ın en güzel manzarasına sahip olan yerindeyiz. En güzel meydanındayız hatta, valilik. Zonguldak. Dikkat ettiyseniz bütün şeylerdeki valiliklerin çok güzel bir yer demiş. Evet, zaten manzarası... Yani Zonguldak'a gelip sahilinde çay içmemek olmazmış. İşte bizi böyle sahile getireyim falan, bak dedi, bir gez dedi, gör dedi. Sanki gezmemişim, görmemişim gibi. Hadi bakalım, bir turlayalım. Şuradan aşağı iniyorsun. Şuradan. Ha. İn. Sana çok tarihi önemli bir yer anlatacağım. Buradan aşağı in. Evet. Tamam. Devam et. Yavaş bir dakika, beni bekle. Burası neresi biliyor musun? Neresi? Atatürk'ün Zonguldak'ta ayak bastığı liman burası. İlk buradan iniyor, buraya geliyor. Aynen abi. Buradan. Evet. Atatürk. Buraya, evet. Bu liman ayak bastığı yer. Ve burası da işte Atatürk'ün Zonguldak'a ilk geldiği yer, ayak bastığı liman. Vay be. Şu an o zaman Zonguldak'ın en güzel köşesi burası benim. Kesinlikle. Yani. Aa buraya yine bak, Zonguldak'ın yazıyor bak. Bunu görmemiştim. Aynen. Çok iyi. Benim gerçekten bütün lise hayatım şu merdiveni şurada geçti. En sevdiğim yerdir burası benim, en sevdiğim. Çok harika. Yeni mezun mu oldun sen? Ha? Evet. Yeni mezun. Atatürk geldikten sonra Atatürk'e çiçek veren kızın çocuğun heykelini yaptı. Hatta yıllar sonra işte yaşlanmış haliyle bile buraya getirmişlerdi. Vay. Bunu temsilen Atatürk'e çiçek veren. Yani bu limanda iniyor atamız. Evet. Buradan bu merdivenden gelip çiçekle karşılıyorlar. Ha? Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Vay be. Hemen gördün bizi, yapıştı. Helal be. Bu abi hep buradaymış, o yüzden dinleyebilirsiniz. Tam limanda, sahilde. Çok da güzel çalıyor cidden. Geliyorsun, gel. Gel sen de gel bize, gel. Yanlış hatırlıyorum büyük ihtimal ama buraya aşk gemisi gibi böyle bir şey yanaşıyormuş buraya. Burada yemek yeniyormuş gibi değil mi? Öyle bir şeydi ya. Bu şey gibi oldu. Bizim Kız Kulesi hikayesi evet, gibi oldu. Evet evet, burası aynı onun gibi gerçekten. Ana. Evet. Bura. Ama evet. TTK diyor. Türkiye Taş Kömürü. Tabii canım. Orası aynı liman. Bu işte burası limanmış yani. Hmm,
Yalnız bir şey diyeyim mi? İşte Zonguldak'ın zoosu işte bak tam burada. Sabahtan beri Mehmet Ali Erbil. Zonguldak'ın zoosu. Yaptılar. Evet, her ilde vardı. İlde vardı. İlçelerde, köylerde bile vardı artık evet. Bu yazılar yani. Ama tam burası işte bak. O tam zoosu. Aslında şey yaparlar diye bekliyordum. Zonguldak. Vay, o da olurmuş. Ben beklerdim işte. Olabilir. Ya, evet. Benim yazılar yoksa yok. Yok, normal. Emeğin başkenti. İşte Zonguldak'ın zoosu. Dadadadan. Evet. Sevdim. Güzel şeyler yapmışsınız. O zaman şey yapalım. Bir dahaki gelişimizde şey yapalım. Neydi? Bulamayınca. Hayır hayır. Bir dahaki gelişimizde işte o maden müzeleri falan. Gökgöl Mağarası, maden müzesi. Ya zaten babaya söylesek bizi ama götüremez değil mi? Babaya söylesek bizi TTK'ya falan götüremez herhalde. Yok orası izin. Amcaya sorsak amca yani. Amca belki. Altı yorum yap amca. Getirebilirim de. Evet amca TTK müdürü olarak. Bizi bir madene bir soksan falan görsek. Amcam beni sokmuştu ama. Gerçekten mi? 3 yıl önce falan ben gördüm. Hadi ya. Tamam bir dahakine amca bir... Amca kimseye söyleme demiştin, kimseye söylemedin. İyi ki söylemedin gerçekten. Şu an kimse duymadı zaten. Şu yeğenine verdiğin akıl. Bayram, yüce Rabbim. Bir bayramdı. Ya amca ben yüce... Soğuk bir kış günüydü. Biraz daha detay ver. Ama söyleme demiş adam. Hayır faaliyette değildi yani. Tamam, hani. Tamam anladım. Tamam bir dahaki gelişimizde başka şeyler. Benim amacım aslında maden göstermek. İşte maden müzesine. Hatta çünkü ben merak ediyorum. Bir de o var. Acayip eğitim merak ediyorum da. Eğitim ocağına sokuyorlar artık. Eğitim yani normal madende bir farkı yok zaten. Aynı damarlar, giriş çıkışlar aynı şekilde orada. Ki eskiden zaten kullanılmış faaliyette olan bir yermiş. Yani anladım. O zaman eğitim ocakları olabilir. Hani şu an kullanılmayan. Zonguldak'ı küçümsüyoruz. Ama küçücük yer bir saatte gezeriz falan diyoruz. Bak iki gündür buradayız. Yok, az iki gün de değil, bir buçuk gün. Bitmez bitmez. Hiçbir ondan şehir için. Vaktimizi ne kadar şey de kullansak olmadı. Yok yetmez yetmez. Yeni lezzet durağımız. Neresi? Çatı kebap. Çatı kebap. Ne yiyeceğiz burada? Zonguldak'a. Ha Zonguldak Adana. Evet. Neyse hadi gel. Samet yine yeni bir isim taktı ama neyse. Evet. Zonguldak'a. Bak hala üsteliyorum. Ya bakalım. Biz de böyle geliyor arkadaşlar. Yani Zonguldak'ın Adana kebap meşhur... deyince. Ha yemeği bu. Evet. Anladım. Yani bayram günleri burada asla oturacak yer bulamazsın. Dışarıya kadar kuyruk devam eder. Neden bayram sıra bekler. Gurbetçiler geliyor hep böyle bayram için. Gelmişken bunu yiyorlar. Kurban bayramı bile olsa bu Adana kebapı söyleniyor yani. O zaman ben de yiyorum. Ye bakalım. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Bir diyor oğlum bir diyor. Yemeyeceğim. Kalabalıklaşmadan bir şey söyleyeceğim. Burası bu kebabı en güzel yapan yer değil. Neresi? Niye o zaman beni buraya getirdin? Niye buraya getirdim? Herkes buraya geliyor birinci sebep. İkinci sebep manzarasından dolayı hem kebabı aradan çıkarıyorsun. Hı-hı. Hem tuz Zonguldak. Böyle. Gösteremiyorum şu an yansıttığı için. Yansıttığı sahil gözüküyor en azından. Tamam denize karşı yediğimiz için mi denize bu? Denize karşı evet. Ben denizi göremiyorum. Ben buradan geliyorum. Benim cebim paramı doldu şimdi. Gündüz gelecektik o zaman. Ben lezzet arıyorum arkadaş. Samet Milor'um ben. Güzel güzel burası da güzel ama diğer yerler sadece burası sadece salata getiriyor. Onlar ezmesini, haydarisini. Biliyorsun benim haydari sevdiğimi. Neyse bunu yazdım hanene. Evet. O kadar güzel ki dili tutuldu. Bu salçalı sosun yakışmadığı bir şey yok mu? Zonguldak'ta yok. Bir anımı anlatacağım. Anladım. Küçükken 9-10 yaşlarındayken İstanbul'a geldik. Evet. Yemek yiyeceğiz. Haliyle Adana söylediğimiz Zonguldaklı olarak yani. İnce lavaşın üstüne bunlar geldi. O zamanlar bulgur pilavı yemiyorum. Yanında bulgur pilavı, işte soğanlı bilmem nesi var. Ne dedim ya yanlış sipariş verdim sandım ağladım. Arkadaşlarımda falandım işte. Evet. Aslında bana oymuş. Bu da tatlı bir anımızdı. Evet. Hadi. O zaman yeme. Hadi bakalım. Bir Zonguldak gezimizin daha sonuna geldik. Bir Zonguldak vlogumuzun bittiğini an itibariyle duyurmuş bulunalım efendim. Gözyaşım pıt. Gözyaşımız pıt, kalbimiz çut. Çünkü daha gösteremediğimiz bir sürü şey kaldı arkamızda. O yüzden biraz da bir buruk bir veda oldu ama tekrardan bir Zonguldak vlog çekme kararı aldık efendim. Şok 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 şok. Abi ben sık gidip geldiğiniz yer olarak. Şimdilik bizden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere efendim. Ama ver sloganı. Hadi.
Hayat bize güzel. Unuttum. O zaman bir daha. Ver sloganı. Hayat bize güzel. Hayat bize güzel be. Bunu diyeceğim aklıma gelmezdi ama bizi de takip edin. Şey gibi oldu. Biz geliyoruz kurabiye yiyoruz. Size geldik çay içtik. Siz de bize gelin. Evet evet onun gibi bir şey hadi yani. Bize gelin. Hani hoş oluyor çünkü görüyoruz. Ya ne demiş Mevlana? Ne olursan ol takip et. Ha çıkın çıkın gelin. O Seda Sayan senin dediğin. Çıkın çıkın takip edin. Ya hadi o zaman. Çıkın çıkın takip edin. Görüşmek üzere bay bay.